Kral bu soruyu hem Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP'li Atilla Kart'a hem de MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a sordu. Kart endişeli olduklarını belirtti. Vural da sonuna kadar gideceklerini ifade etti. AKP'nin 4+4+4 görüşmelerinde Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nu basarak teklifi zorla geçirmesi üzerine AKP ile uzlaşarak bir anayasa yapılabilir mi sorusu gündeme geldi. Ulusal Kanal, CHP Konya Milletvekili ve Meclis Anayasa Uzlaşı Komisyonu üyesi Atilla Kart'la MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a bu soruyu sordu. Kart, endişeliyiz dedi. Toplumun en temel bir konusunda uzlaşma aramayan, parlamentoyu askıya alan bir siyaset anlayışıyla faşizmle uzlaşma mı olur ya? Uzlaşma komisyonu çalışmalarının sürdürülebilir olmasının zorluğunu bir kez daha görüyoruz. Bu değerlendirmeyi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda meclis başkanıyla yapılacak çalışmada da bu kaygılarımızı, bu ihtirazi kayıtlarımızı bir kez daha ifade etmek. Çekilin o zaman komisyondan kardeşim. Duyduğumuzu şimdiden ifade ediyorum. MHP'li Vural ise ne kadar çatışma yaşanırsa yaşansın komisyonda görüşlerimizi ifade edeceğiz dedi. Anayasa yani geçireceksiniz zorla. Pozitif anlamıyla katkılarımızı ve görüşlerimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Bizi aptal mı sanıyorsun be adam? Çatışma oluşursa oluşsun. Ne kadar siyaset kutuplaşma olursa olsun geçireceğiz yani. Görüşlerimizi ve düşüncelerimizi bu milletin ortak değerler ekseninde anayasa çerçevesinde sorunların çözmesine imkan sağlayacak tutumumuzu devam ettirmeye kararlıyız. Faşistlerle masaya oturulmaz. Bunu bileceksiniz bir kere. Kesintili eğitim teklifine karşı kitle disk kes Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği eylem kararı aldı. Yarın saat 10.30'da Mimar Kemal Lükkeöğretim Okulu'nda sevk eylemiyle takvim işlemeye başlayacak. AKP hükümetinin 4+4+4 yasa teklifine karşı siyasi partiler ve kitle örgütleri ortak eylem kararı aldı. DİSK, KES, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği eylem takvimini açıkladı. Eğitim senin 15 Mart Perşembe günü yapacağı sevk eylemini destekleyecek alanlara çıkan eğitim emekçileriyle yan yana olacağız. Yine 15 Mart'ta her ilde okulumuza, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz teması ile eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak el ele verecek okullarımızın etrafında zincir oluşturacağız. Bu anlamda Ankara'da yarın 10.30'da Yüksel Caddesi'ndeki Mimar Kemal İlköğretim Okulu'nda bu eylemi gerçekleştireceğiz. Yani çarşamba mı oluyor? Aynı temayla 17 Mart 2012 Cumartesi günü bütün illerde kitlesel ortak eylemler gerçekleştireceğiz. Yasa teklifinin geri çekilmesini isteyen KES Genel Başkanı Lami Özgen, teklifin genel kurula geldiği günde grev yapacaklarını açıkladı. Meclis gündemine geldiğinde eğitim senin yapacağı greve destek olacağız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda söz alan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sözün bittiği noktada olduklarını kaydetti. Artık sokak zamanıdır. Sözün bittiği noktadayız. Ben buradan annelere, babalara, öğretmenlere ve çağdaşım diyen herkese sesleniyorum. Ne olur sağ mı kaldı hakkınızı be? Arayın. Ne olur çocuklarınızın hakkını arayın. ÖDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan Onur Kılıç da AKP'nin imamlığı model oluşturmaya çalıştığını kaydetti. Ha, en doğrusu bu. İmam öğretmenler, imam doktorlar, imam avukatlar, imam yargıçlar haline dönüştürülmesi yer alıyor. AKP imamlığı bir model olarak, fikir olarak bir vatandaşlık biçimi haline dönüştürmeye çalışıyor. Helal olsun. Bu vatandaşlık biçiminin toplumun üstünde giydirilmesine karşı çıkacağız. Helal olsun gençler.